Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Öğle Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Önce başlıklara bir göz atalım. Başbakan Erdoğan, Türk jetinin düşürülmesi sonrasında merakla beklenen grup konuşmasını yaptı. Dünyanın canlı izlediği konuşmada Erdoğan hangi mesajları verdi? Tüm detaylar az sonra ekranda olacak. NATO üyesi 28 ülkenin büyükelçileri Türkiye'nin talebi üzerine Suriye gündemiyle Brüksel'de toplandı. Toplantıdan Türkiye'ye destek mesajları çıktı. Bu toplantının ayrıntıları da az sonra karşınızda olacak. Üçüncü yargı paketi meclis tatile girmeden yasalaşacak mı? AK Partili Mustafa Elitaş konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. O açıklamanın ayrıntıları da birazdan programımızda yer alacak. Son olarak şike davasına uzanacağız. Aziz Yıldırım'ın çapraz sorgusunda hangi sorular sorulacak? Hepsi ve daha fazlasını bulacağınız Öğle Ajansı başlıyor. Sevgili seyirciler, Türk jetinin Suriye tarafından düşürülmesinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı grup toplantısı merakla bekleniyordu. Grup toplantısını dünyadan birçok ülke canlı olarak izledi. Özellikle Arap ülkeleri, Arap televizyonları grup toplantısını canlı olarak ekranlara getirdi. Başbakan Erdoğan beklendiği gibi önemli mesajlar verdi grup toplantısında. Herkes bilsin ki Türkiye'nin dostluğu ne kadar değerliyse gazabı da o kadar şiddetlidir dedi. Şam dediğimizde, Halep dediğimizde, Hama, Humus dediğimizde bir hesabın peşinden değil, kanı akan, kanı akıtılan kardeşlerimizin ardından aykırıyoruz. Tekrar ediyorum, Türkiye her komşusunun, her dostunun, her kardeşinin kendisinden emin olacağı bir ülkedir. Ama şu noktanın da altını kalın çizgilerle çiziyorum. Türkiye'nin dostluğu ne kadar değerliyse herkes bilsin ki Türkiye'nin gazabı da o kadar şiddetlidir, o kadar kahredicidir. Bir kere buradan tüm dünyaya açık açık şunu ifade ediyorum. Türkiye yerini, zamanını ve yöntemini kendisi tayin ederek bu haksızlığa karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını kullanacak, gereken adımları kararlılıkla atacaktır. Biz Suriye yönetiminin kendi halkı için bir tehdit haline geldiğini biliyoruz ve görüyoruz. Ancak bu son olay Esed yönetiminin kendi halkı ile birlikte Türkiye'ye, Türkiye'nin güvenliğine de açık ve yakın tehdit haline geldiğini ortaya koymuştur. Bu son olaydan sonra artık yeni bir aşamaya geçilmiştir. Türkiye olarak Suriye rejiminin sınırlarımızda oluşturduğu güvenlik risklerini hiçbir şekilde tolere etmeyecek, karşılıksız bırakmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin angajman kuralları artık bu yeni aşamaya göre değiştirilmiştir. Suriye'den Türkiye sınırına güvenlik riski ve tehlikesi oluşturacak şekilde yaklaşan her askeri unsur bir tehdit olarak değerlendirilecek ve askeri hedef olarak muamele görecektir. Buradan Suriye rejimini bir hata yapmaması, Türkiye'nin kararlılığını ve dirayetini sınamaması yönünde uyarıyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Bu olay karşısında vakur, dikkatli, sağduyulu ve kararlı tutumumuzu muhafaza ediyoruz ve edeceğiz. Ancak Türkiye sınırları zorlanacak, dostluğu ya da husumeti test edilecek bir ülke değildir. Eğer bunu bugüne kadar anlamayanlar varsa biz hiç tereddüt etmeden Türkiye'nin sınanamayacağını, test edilemeyeceğini çok açık, net, kararlı şekilde ispat ederiz ve edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti eylem planı çerçevesinde ne yaptığını da ne yapacağını da gayet iyi bilmektedir. Sevgili milletim, milletvekili arkadaşlarım, Türkiye olarak elbette savaş çığırtkanlarının, provokatörlerin tuzağına düşmeyiz. Merak etmeyin. Ancak uluslararası sularda uçağımıza yapılan bir saldırı karşısında da susacak,
tepkisiz kalacak, elimiz kolumuz bağlı oturacak bir ülke değiliz. Uluslararası hukuk çerçevesinde bu hadisenin üzerine kararlılıkla gitmeyi sürdüreceğiz. Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Suriye halkı bu zulümden, bu katliamdan, bu eli kanlı diktatör ve çetesinden kurtuluncaya kadar Türkiye ve Türk halkı gereken her türlü desteği verecektir. Türkiye dostluğu ya da husumeti test edilecek bir ülke değildir dedi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi dünyanın canlı olarak izlediği o konuşmanın şifrelerini çözmeye çalışacağız. Profesör Doktor Tayyar Arı telefon attığımızda, kendisi Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. İyi yayınlar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öne çıkan açıklaması işte buydu. Türkiye dostluğu ya da husumeti test edilecek bir ülke değildir. Verdiği mesajları göz önünde bulundurursak nasıl yorumlamak lazım hocam? Ya öne çıkan noktalardan biri de sizin ifade ettiğiniz husus. Yani Türkiye'nin dostluğunu test edilmesinin tehlikeli olabileceği uyarısıydı. Bu Türkiye'nin caydırıcılığının aşındığı yönündeki kaygıları gidermek açısından da Türk iç kamuoyuna da verilmiş bir mesajdı. Yani biz bir kususu da bununla birlikte değerlendirerek belki bunu değerlendirmek lazım. O da diğer bir husus, Türkiye'nin yeri ve zamanını kendi tayin edeceği ederek uluslararası hukuktan haklarını kullanacağı yönündeki ifadesiydi. Yani Türkiye dostluğu test edilemeyecek bir ülke, fakat bunu yaparken uluslararası meşruiyetten ayrılmayacak ve yine bunu yaparken de tarihlere kapılmadan temkinli hareket edecek ve ne yapacağı konusunda, yani zamanlı bir yerini kendi belirleyeceği adımlar atacak. Burası bunlar Türkiye'de beklenen ve uluslararası kamuoyunda beklentisi doğrultusunda yapılmış açıklamalar olarak ifade edilebilir. Tabii bütün bunlar demin ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin iç kamuoyunda da şöyle bir beklenti var. Yani Türkiye'deki kamuoyda elbette Türkiye yapmış bu hareketin karşılıksız kalmamasını arzu ediyor. Ve çok güçlü bir şekilde buna cevap verilmesini istiyor. Ve bu anlamda da tatmin edici bir açıklama beklemekteydi. Başbakan bu tür kaygıları da gidermek istedi. Dolayısıyla bir diğer husus, çok önemli bir diğer husus da, belki daha eyleme yönelik, yani bu politikanın çerçevesini belirleyen ama daha çok bunun nasıl uygulanacağına ilişkin bir diğer husus vardı öne çıkan. Türkiye sınıra yaklaşan her askeri unsuru tehdit olarak kabul edecek ve gerekli cevap verecek dedi. Yani bu çok önemli bir husus. Yani belki buna kadarki yapılan tüm değerlendirmeleri bu çerçeve değerlendirmek lazım. Yani nasıl cevap vereceği burada açıkça ortaya konmuş oldu. Bundan sonraki aşamada Türkiye kara sularına ya da kendi kara unsuru, kara parçasına yaklaşan her Suriye askeri unsurunu tehdit olarak görecek ve buna gereken cevabı verecek. Dolayısıyla bundan sonra bir uyarı yapılmadan Suriye hava unsurlarının düşürüleceğini anlıyoruz buradan. Bunun kaç kilometre ve kaç mil yaklaşınca uygulanacağı tam olarak net değil ama muhtemelen uygulamada bir marjla bırakılacak. Nasıl ki Suriye 13 mil uzaklıkta Türk uçağı düşürdüyse, bundan sonra Suriye'de muhtemelen Türk sınırına yaklaşmadan en az bir 13 mil öncesinde temkinli olmak zorunda. Yani bir 10 millik alan artık Suriye için kapatılmış diyebiliriz. Fiiliyatta böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani artık Türk sınırı 9 kilometre boyunca 10 kilometrelik alana Suriye unsur, hava unsurlarının girmesi yasaklanacak ve burada daha yoğun bir herhalde askeri hareketlilik söz konusu olacak. Yani eğer kısa vadede bununla ilgili bir hareketlilik söz konusu olmazsa, yani Türkiye'nin kararlılığı ortaya konmadığı takdirde, demin ifade ettiğim gibi tüm bu konuşmaların büyük bir kısmı havada kalabilir. O nedenle zannediyorum bu son şey daha çok uygulamaya dönük bir açıklamaydı. Bu belki birçok kimsenin kaygılarını ortadan kaldırabilir.
Evet. Bir de Başbakan Erdoğan'ın yine konuşmasında muhaliflere yönelik destek mesajı da çıktı. Mevcut yönetimin devrilmesi için her türlü desteği vermeye devam edeceğiz şeklinde. Sanıyorum bundan da bir miktar bahsetmek lazım hocam. Evet, yani tabii ki burada MHP'den gelen desteği takdirle karşıladığını ifade etti ve büyük bir destek beklentisi vardı. Şüphesiz çok önemli. Yani böyle kritik günlerde ulusun, Türk ulusunun, milletin birlikte hareket etmesi ve devletin yanında olması çok önem taşıyor. Yani biz böyle konularda diğer günlerde yaptığımız eleştirilerin dozunu bugünlerde daha da ayarlamamız gerekiyor. Bu açıdan ulusal birlik vurgusu önemliydi. Dolayısıyla muhalefetin bu anlamda desteği çok daha önem taşıyordu ve bunu takdirle karşıladığını ifade etti. Evet. Bu şüphesiz bizler için de geçerli bir şey. Yani Türk bilim adamları, akademisyenler için de aynı şey söylenebilir. Yani böyle kritik günlerde daha dikkatli davranmak ve yani bunu bir muhalefet etmek ayrı bir şey ama bir yabancı ülke vatandaşı gibi hareket etmek çok yanlış. Çünkü uluslararası hukuk karşıtı Türkiye'nin haklılığını savunmak önemli. Türkiye'deki bazı bazı haber kaynakları ya da televizyon kanallarının da mesela Suriye iddialarını aynı anda birlikte vermesini ben biraz garipsiyorum. Dikkat etmek lazım çünkü bu uluslararası kamuoyu, uluslararası ajanslar bunu yapabilirler. Türk ve Suriye iddialarını birlikte verebilirler ama Türkiye'deki bir kanalın Suriye iddialarını, Türkiye iddiaları birlikte vermesi Türk kamuoyunun kafasını karıştırabilir. Dolayısıyla hiçbir geçerliliği olmayan, sadece iddiadan ibaret olan Suriye iddialarını da sanki aynı değerdeymiş gibi vermek ve dikkate almak bence sakıncalı. Evet. Hocam ben kesmedim. Ben sorumda Suriye'deki muhalifleri destekleyeceğinden bahsettiğini söylemiştim. Ama bu da yani bahsettiğiniz konu da zaten yine konuşmasında geçen bir noktaydı. O yüzden araya girmedim. İsterseniz biraz da Suriye muhalefetinden birkaç cümleyle bahsedelim. Suriyeli muhaliflere destek mesajı çıktı yine o konuşmadan. Mevcut yönetimin gitmesi için desteğimiz sürecek şeklinde bir ifadesi vardı Başbakan'ın. Herhalde önümüzdeki süreçte yine Türkiye'nin zaten destek veriyordu Suriyeli muhaliflere. Desteği evet. Artacak gibi görünüyor. Evet, evet. Yani o konuda Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olarak tavrında herhangi bir değişiklik yok. Yani bunun haklı olduğunu düşünüyor Başbakan. Bu haklı davanın da devam ettirileceğini. Çünkü Suriye'de akan kana Türkiye'nin kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını, aktif dış politikanın da taşıranlık olarak nitelenmesinin yanlış olduğunu ifade etti. Bunun tamamen Türkiye'nin kendi anlayıp uyguladığı bir politika olduğunu ve bu duyarlılığın ve bu aktif politikanın da Türkiye'ye kazandırdığını ifade etti. Yani dolayısıyla bu politikada bir değişiklik olmadığını görüyoruz ve aynen devam edecek bu destek. Evet. Bir de şüphesiz bugün çok önemli bir toplantı Türkiye'nin isteğiyle Brüksel'de NATO üyelerine, NATO üyesi 28 ülkenin büyükelçisi toplandı. Ve o toplantıdan da Türkiye'ye destek mesajları çıktı. Ve Rasmussen'in basın toplantısında önemli bir ifade 5. madde gündeme gelmedi şeklinde bir ifadesi var. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Brüksel'deki toplantı şüphesiz Ankara'nın dikkatle takip ettiği bir toplantıydı. Ya ben oradan ne kadar istediğimizi aldık onu bilemiyorum. Yani NATO ama Türkiye zaten herhalde 5. maddenin görüşülmesi talebiyle buraya gitmedi. Daha çok NATO'nun NATO çerçevesinde Türkiye'nin meşruiyetinin tanınmasını ve bunun kınanmasını önemsedi. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye bundan sonraki atacağı adımlar konusunda uluslararası meşruiyet oluşturmak istiyor. Yani bundan sonra demin ifade ettiğim gibi Türkiye sınırına daha yoğun bir hareketlilik gözleyeceğiz. Ve Türkiye bu anlamda bu son uğradığı saldırıdan sonra bunun bir saldırı olarak nitelenmesi ve haksız eylem olarak nitelenmesinin kayda geçmesini, NATO bağlamına değerlendirilmesini ki bunu bir nota olarak da BM'ye iletti. Orada da bunun bir başkanlık açıklaması olarak yayınlanmasını istedi ve kayda geçirilmesini istedi. Dolayısıyla Türkiye bundan sonra atacağı adımlar açısından bir meşru temele sahip olduğunun uluslararası çerçevede deklare edilmesini ve teyit edilmesini istedi ve bunu aldı diye düşünüyorum. Evet, Profesör Doktor Tayyar Arı, çok teşekkür ediyoruz hocam yayınımıza katıldığınız ve değerli değerlendirmeniz için. İyi yayınlar. Sağ olun.
Sevgili seyirciler, Akdeniz'de Suriye tarafından vurularak düşürülen keşif uçağını ve iki pilotu arama kurtarma çalışmaları 5. gününde de sürüyor. Çeşme isimli kurtarma gemisi uçağın enkazının bulunduğu bölgeye ulaştı. Düşürülen Türk askeri uçağındaki pilotların bulunması için yürütülen arama çalışmaları havadan ve denizden 5 gündür aralıksız sürüyor. Dün akşam saatlerinde pilotların bulunması için arama çalışmasını bitiren Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait hücum bot, Hatay'ın Samandağ ilçesi Çevlik sahilindeki balıkçı barınağına demirledi. Aynı bot sabah 07'de arama çalışmalarını sürdürmek üzere Suriye karasularına doğru hareket etti. Çalışmalara katılan hücum botlar gün içinde yakıt ikmali için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na geliyor. Hücum bot personeli yakıt ikmali ve dinlenme molasının ardından tekrar arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere barınaktan demir alıyor. Kurtarma çalışmalarına deniz kuvvetlerine ait kurtarma gemileri ve helikopterler de katılıyor. Deniz kuvvetlerine ait Çeşme isimli kurtarma gemisi enkazın bulunduğu bölgeye ulaştı. Çeşme gemisi hidrografik ve oşinografik çalışmalar için dizayn edildi. 80'i aşkın mürettebatı bulunan gemi son olarak Kuzey Ege açıklarında deniz haritalarının güncellenmesi için jeolojik araştırmalar yapıyordu. Uçağın enkazı Akdeniz'de 1300 metre derinlikte bulunmuştu. Türkiye, NATO'dan sonra Birleşmiş Milletler nezdinde de harekete geçti. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi dönem başkanı Çin daimi temsilcisine uçağın düşürülmesine ilişkin bir mektup sundu. Türkiye, Suriye'nin uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği saldırının ardından diplomatik ataklarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi dönem başkanı Çin Daimi Temsilcisine bir mektup sundu. Büyükelçi Apakan mektupta Türk uçağının uluslararası hava sahasında düşürülmesine vurgu yaptı. Mektupta önceden herhangi bir uyarı yapılmaksızın vurulan uçağın ölümcül darbeyi almasının ardından yönünün Suriye'nin kıyısına doğru değiştiği vurgulandı. Uçağın Laskiye kıyısından 8 deniz mili ötede denize düştüğü bildirildi. Mektupta Türkiye uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını saklı tutmaktadır. İki Türk pilotunun kaybolmasına yol açan uluslararası hava sahasındaki bu saldırı, Suriyeli yetkililerin Türkiye'nin ulusal güvenliğine karşı yaptıkları düşmanca bir harekettir. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz denildi. Büyükelçi Apakan, mektubun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi belgesi olarak yayınlanmasını da talep etti. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Türkiye'nin Suriye'ye karşı uluslararası hukuktan doğan haklarını şimdilik saklı tuttuğunu duyurdu. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Dışişleri Bakanlarının Lüksemburg'da Suriye ana gündemli toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ashton, Türkiye'nin durumu gözden geçirdiğini açıkladı. Uluslararası hukuktan doğan haklarını saklı tutuyor. Yakın temasta olmaya devam edeceğiz dedi. Ashton, düşürülen uçağın pilotlarının zor durumdaki ailelerinin hislerini paylaştığını da söyledi. Silahsız uçağı hedef alan Suriye'yi kınayan Ashton, Şam yönetiminin uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Ashton, Suriye muhalefetine bir amaç etrafında buluşma ve herkesi kucaklayarak birlik sağlamaları çağrısında bulundu. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, 3. yargı paketini meclis tatile girmeden yasalaştırmaya çalışacaklarını söyledi. Elitaş, tasarının cumartesi günü Meclis Genel Kurulu'nun gündemine geleceğini vurguladı. AK Parti 3. yargı paketini meclis tatile girmeden gündeme getiriyor. Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, mecliste gazetecilerin sorularını cevapladı. Üçüncü yargı paketi hafta sonunda meclis gündemine gelecek. Muhalefetin bu konuda daha önce talepleri vardı. Muhalefetle konuyu görüşeceğiz ve meclis tatile girmeden paketi yasalaştırmaya çalışacağız dedi. Tasarıda alt komisyon raporu doğrultusunda yapılan değişikliğe göre tutuklulukta adli kontrolün uygulanması için üst sınırı 5 yılı geçmeyen suçlar ibaresi çıkarıldı. Adli kontrol böylece tamamen hakimin takdirine bırakıldı. Bu durumdan tutuklu milletvekilleri de yararlanabilecek.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da dikkate alınarak CMK'nın tutuklama kararı başlıklı maddesinde yapılan bir başka değişiklikte tutuklamada somut olgu zorunluluğu oldu. Tutuklamaya ilişkin kararlarda kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedenlerinin varlığıyla tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunun somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça yazılması gerekecek. Sevgili seyirciler, İstanbul Polisi bomba uzmanı ekiplerin de katılımıyla Bahçeli Evler Ömür Kavşağı'ndaki boş arazide arama yapıyor. Bomba uzmanı ekiplerin de katılımıyla gerçekleşen arama bir ihbar üzerine gerçekleşiyor. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmalarında geniş alan taramalı dedektörler kullanılıyor. Yapılan aramalarda henüz bir bulguya rastlanmadı. Daha önce de çeşitli bölgelerde gerçekleşen kazılarda büyük miktarlarda patlayıcı madde ele geçirilmişti. Trabzon'da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı yakınında askerlerin çöp döktüğü sırada meydana gelen patlamada biri ağır, 3 asker yaralandı. Ağır yaralı asker helikopterle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan diğer 2 askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Trabzon Valisi Recep Kızılcık, Trabzon Emniyet Müdürü Ertan Yavaş ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Dursun Ertuğrul bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Vali Recep Kızılcık olayla ilgili yaptığı açıklamada uzaktan kumandalı mayının patlatıldığını düşündüklerini söyledi. Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor. Sevgili seyirciler, Diyarbakır Karayolu'nun 20. kilometresinde bulunan Buzlu Pınar mevkiinde 4 gün önce terör örgütü mensuplarınca kaçırılan 2 öğretmen akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Terör örgütü mensupları 4 gün önce Bitlis Buzlu Pınar mevkiine inerek cenaze getiren konvoya saldırmışlardı. Yoldan geçen diğer araçları da durduran teröristler askerden izne dönen Vahdettin Kaya ile öğretmenler Mehmet Örk ve Ömer Sürücü'yü kaçırdı. Teröristler tarafından kaçırılan 2 öğretmen serbest bırakıldı. Bitlis Valiliği halen teröristlerin elinde olan Er Vahdettin Kaya'nın kurtarılması için bölgede geniş çaplı operasyonların devam ettiğini duyurdu. Şike iddialarıyla ilgili dava da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda devam ediyor. Arkadaşımız Erman Yapan davayı takip ediyor. Şimdi Çağlayan'a dönelim, ayrıntıları soralım. Erman Yapan, öncelikle kolay gelsin. Bugün bildiğimiz kadarıyla Aziz Yıldırım'ın çapraz sorgusu yapılacak. Hangi sorular sorulacak? Davada bir bugünkü duruşmada karar çıkar mı? Bütün ayrıntılar sende. Merhabalar Mustafa Yıldız. Evet, Aziz Yıldırım'ın çapraz sorgusu yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Şu an davaya öğle arası verilmiş durumda. Yaklaşık 2'de başlanacak davanın ikinci ayağına. Bu sabah 10 sıralarında tutuklu ve tutuksuz sanıkların yoklamalarıyla başlamıştı duruşma. Aziz Yıldırım'ın çapraz sorgusunun devamında Trabzonspor avukatının sorularını gereksiz buldu Aziz Yıldırım. Yaptığı savunmasında zaten dosya halinde bu soruların cevaplarının olduğunu söyledi. Fakat hemen belirtelim, Aziz Yıldırım bugün çok gergin, sinirli tavırları dikkat çekiyor Mustafa Yıldız ve mahkeme heyeti başkanı Mehmet Ekinci ve Trabzonspor müdahil avukatıyla sık sık tartıştı Aziz Yıldırım öğle arası öncesi. Manisa Trabzonspor maçı öncesi Aziz Yıldırım Trabzonspor'un teşvik primi verdiğini iddia etti. Bir iddiada daha bulundu Aziz Yıldırım. Trabzonspor'un dördüncü büyük kulüp olmasında kendisinin çok büyük etkisinin olduğunu söyledi. Hemen açıkladı. Trabzonspor Başkanı Mehmet Ali Yılmaz döneminde yayıncı kuruluşun yayın gelirlerinden büyük bir payı da Trabzonspor'a kendisinin verdiğini söyleyerek Trabzonspor'un ekonomisini geliştiren insanların başında geldiğini söyledi Aziz Yıldırım. Ayrıca Trabzonspor avukatının Aziz Yıldırım'a 250 bin doların Manisa öncesi teşvik primi olarak verildiği sorusuna ise çok kızdı Aziz Yıldırım. Ben sana hesap verecek durumda değilim. Ben 250 milyon dolarlık bütçeye sahip bir kulübün başkanıyım. Sana hesap vermem deyince araya mahkeme heyeti başkanı Mehmet Ekinci girdi ve herkes haddini bilecek. Burada başkan benim, sen ise sanıksın diye sert bir dille uyardı Aziz Yıldırım'ı. Aziz Yıldırım
kendisinin kamuoyunda her şeyi bilen kişi olarak lanse edildiğini söyledi. Fakat kendisinin sadece Fenerbahçe Kulüp Başkanı olduğunu ve kulübün tüzüğünde başkanın ve yöneticilerin görevinin belli olduğunu söyledi ve çok önemli bir söz söyledi. Ben kimsenin yatak odasını bilmem demesi üzerine Mehmet Ekinci araya girdi. Sert bir dille tekrar uyardı Aziz Yıldırım'ı. Saygılı ol yoksa seni duruşma salonundan dışarı atarım dedi. Aziz Yıldırım da buna karşılık atarsan at benim için fark etmez hava almış olurum dedi. Zaten bir yıldır haksız yere hapis yatıyorum diye de serzenişte bulundu Aziz Yıldırım. Ve son olarak ben bir konuşayım izin verin mahkemede aydınlansın kısaca bitsin diye sözlerini ekledi Aziz Yıldırım. Ve araya ara verilmişti mahkemeye. Şu an ara devam ediyor. Aranın ardından davanın savcısı Ufuk Ermerçan'ın esası ilişkin mütalaasına karşılık tutuklu sanıklar da bununla ilgili mütalaayla ilgili söz almaya başlayacaklar. Avukatları, tutuklu sanıkların avukatları aradan önce savunmalarını yapmaya başlamışlardı. Ara yaklaşık 2 gibi bitecek. Duruşmanın ikinci ayağıyla beraber dediğimiz gibi tutuklu sanıklar başta Aziz Yıldırım, davanın birinci bir numaralı sanığı Olgun Peker, Fenerbahçe yöneticisi İlhan Ekşioğlu ve menajer Yusuf Turanlı da mütalaaya karşılık söz almaya başlayacaklar. Mahkemenin bugün böyle devam etmesini bekliyoruz. Yarın perşembe belki de en geç cuma günü kararın açıklanması bekleniyor. Çünkü mahkeme heyeti başkanı Mehmet Ekinci her fırsatta dile getirdi. Artık bu davayı en kısa sürede sonuçlandırmak istediğini her fırsatta dile getirmişti. Cuma günü bir karar açıklanacak. Bu karar ne olacak? Beraat kararı mı gelecek tutuklu sanıklar hakkında yoksa hükümler mi verilecek? Bunları hep birlikte göreceğiz Mustafa Yıldız. Şimdilik İstanbul Adalet Sarayı'nın önünden aktaracaklarımız bu kadar. Şike davasının ayrıntılarını Erman Yapar aktardı. Sevgili seyirciler, 28 Şubat'ın Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı soruşturma kapsamında tutuklanan Çevik Bir'in Sincan'da yürütülen tanklar için kullandığı balans ayarı sözü için boşboğazlık nitelemesinde bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'na ifade verdi. Karadayı 28 Şubat sürecine damgasını vuran Sincan'da tank yürütülmesine ilişkin olayı değerlendirdi. Onun 28 Şubat'ta ilgisi yoktur. Rutin bir olaydır. O tanklar NATO tatbikatı nedeniyle Etimesgut'a çalışmaya gidiyordu. Tanklardan biri arızalanmıştı. O güne rastlaması tümüyle tesadüftür. Ama o zaman birileri bunu öyle yorumladı. Birileri de buna sahip çıktı. Karadayı, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in bu olay için kullandığı balans ayarı yaptık sözüne, her yerde olduğu gibi bizde de boş boğazlar var nitelemesinde bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı Karadayı, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak'ın 28 Şubat için postmodern darbe açıklamasına aptalca bir açıklama değerlendirmesi yaptı. İsmail Hakkı Karadayı, 28 Şubat'ın bir darbe olmadığını da iddia etti. Anayasal çerçevede bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı ve kararlar alındı. Bu bir darbe değildir. Postmodern darbe de değildir. Postmodern darbe diyenler dangalaktır. Karadayı geçmiş darbeleri de değerlendirdi. 1960 darbesinde teğmendim. Adnan Menderes namuslu adamdı. Ama çok büyük yanlışlar yaptı. Mesela Türkiye'de Türkçe ezan çok güzel okunuyordu. Ben dinlerken tüylerim ürperiyordu. Sonra Arapça okunmaya başlandı. Bence yanlış yapıldı. Hala da tasvip etmiyorum. Karadayı artık Türkiye'de bir darbe olur mu sorusunu da yanıtladı. Zaman değişti, askerler ve toplum değişti, hukuk sistemi değişti, olup bitenlerden ders alındı. Artık Türkiye'de bir darbe olmaz. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos'la çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Ankara'nın Yunanistan'daki seçimler sonrasında hükümetle ilk teması gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Avramopoulos'la çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Davutoğlu, Yunanistan'da hükümetin kurulmasının hemen ardından Avramopoulos'un Türkiye'ye gelmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Görüşmede Davutoğlu'nun Ağustos sonu veya Eylül başında Yunanistan'ı ziyaret etmesi, iki ülke arasındaki yüksek düzeyli stratejik konsey toplantısının da Eylül ayının ikinci yarısında Türkiye'de yapılması konuları ele alındı.
İki ülke arasındaki mevcut pozitif durumun daha da ileriye götürülmesi için ortak iradeyi teyit eden bakanlar, dostane ilişkilerin ilerletilmesi konusundaki dileklerini de birbirlerine iletti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Avramopoulos Davutoğlu'na Türkçe teşekkür etti. Eskişehir'de 10 gün önce sağlıksız yıkım yapıldığı gerekçesiyle belediye tarafından mühürlenen eski un fabrikasında göçük meydana geldi. İki minibüsün zarar gördüğü göçükte iki kişi de hafif şekilde yaralandı. Eskişehir İsmet İnönü Caddesi'ndeki eski un fabrikasında göçük meydana geldi. Göçük sırasında iki minibüs zarar gördü. Olay sırasında bisikletiyle bölgeden geçen bir vatandaş da minibüste bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İki yaralı götürüldükleri Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi. Göçük nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çöken bina ile birlikte devrilen ağaçları motorlu testereyle kesip kaldırdı. Akut ekipleri de enkaz altında kimsenin olup olmadığını araştırdı. Arama çalışmaları sonrasında enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Uzun yıllardır kullanılmayan 6 katlı un fabrikasının yaklaşık 1,5 ay önce yıkımına başlandığı öğrenildi. Binanın sağlıksız yıkım yapıldığı gerekçesiyle 10 gün önce mühürlendiği belirlendi. Ancak mühre rağmen yıkıma devam edildiği ve çökmenin meydana geldiği ortaya çıktı. Karabük'ün Ovacık ilçesinde 4 noktada çıkan orman yangını sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Yangında 50 hektarlık bir alan zarar gördü. Karabük'ün Ovacık ilçesi Doğanlar Köyü mevkiindeki Kızılçam Ormanı'nda 4 ayrı noktada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Karabük, Kastamonu, Bartın, Zonguldak Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözlerle çevre il ve ilçelerin itfaiye ekipleri müdahale etti. Arazinin engebeli olması, ulaşımın güç olması ve yangının 4 noktada aynı anda başlaması çalışmaları aksattı. Ovacık Kaymakamı Mustafa Fırat Taşolar, 4 ayrı noktadaki yangına 30 arazöz ve 100'e yakın personelle müdahale edildiğini, çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini ifade etti. Yaklaşık 50 hektar ormanlık alana zarar veren alevler sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından hasar gören alanın tam miktarı belirlenecek. Amerika'nın Colorado eyaletindeki yangınsa haftalardır kontrol altına alınamıyor. Orman yangınları 250 evi kül etti. Bölgede yaşayan 11 bin kişi önlem olarak güvenli bölgelere nakledildi. Sıcak ve kuru havanın da etkisiyle şiddetini artıran alevler Amerika'nın Colorado eyaletini korkunç bir felaketle karşı karşıya bıraktı. Haftalardır söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle eyalette pek çok bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Binlerce kişi tahliye edilirken başta geyikler olmak üzere yüzlerce tür hayvan da canını dişine takarak alevlerden kaçmaya çalışıyor. Amerikan haber ajansları Colorado Springs'tan 11 bin kişinin önlem olarak güvenli bölgelere nakledildiğini duyurdu. Eyaletin 6 bölgesinde büyük orman yangınları sürüyor. Yüzlerce kişiden oluşan yerel itfaiye ekiplerine yaklaşık 70 helikopter ve yangın uçağı da destek veriyor. 9 Haziran'da başlayan orman yangınlarında bugüne dek 250 ev kül oldu. Pike Ulusal Parkı'ndaki orman yangınlarında 1012 hektar alan kül oldu. Eyaletteki alevler 20 ayrı yerde araziyi yok etti. Komşu eyalet Utah'ta da 1500 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rüzgar nedeniyle yangınların sık sık yön değiştirdiğini belirten yerel bir yetkili, birkaç saat içinde yüzlerce ev tehdit altında kalabiliyor açıklamasında bulundu. Buzdolabına A sınıfı ayarı geliyor. 1 Temmuz'dan itibaren A sınıfı olmayan buzdolabı satışı yapılamayacak. Kararın gerekçesi enerji tasarrufu. Beyaz eşyada yeni dönem başlıyor.
Temmuz ayından itibaren A sınıfının altındaki buzdolaplarının satışı yasaklanacak. Gerekçesi ise enerji tasarrufu. 1 Temmuz'dan itibaren A sınıfının altındaki buzdolaplarının üretimi, ithalatı ve satışı yapılamayacak. Kararın gerekçesi enerji tasarrufu. Bu sayede bütçenizde %20 ile... Peki beyaz eşyada A sınıfının farkı ne? Elinde B veya C sınıfı buzdolabı olan bayiler ne yapacak? 1 Temmuz'a kadar bu tip ürünleri satamayan bayiler elindeki buzdolaplarını bitirene kadar satışa devam edebilecek. Türkiye'deki enerji tüketiminin %7'si buzdolabından kaynaklanıyor. A sınıfı olmayan mevcut bütün buzdolaplarının değiştirilmesi halinde Atatürk Barajı'nın yıllık üretimi kadar enerji tasarrufu sağlanabileceği belirtiliyor. Rusya'da ilginç bir rüşvet operasyonu yapıldı. Bir general 2,5 milyon ruble rüşvet parasıyla tuvalette yakalandı. Rusya İç Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı Sağlık Dairesi Başkanı General Yuri Sabanin 2,5 milyon ruble rüşvetle tuvalette yakalandı. Generalin ani baskın sırasında rüşvet dolu bavulu tuvaletin penceresinden atmaya çalıştığı ve kalp krizi numarası yaptığı açıklandı. Soruşturma Komisyonu Sözcüsü Vladimir Markin, söz konusu operasyonun polis ve iç istihbarat servisi yetkililerince ortaklaşa düzenlendiğini söyledi. Sözcü Markin'e göre general bir şirketin devlet ihalesini kazanması karşılığında 3,5 milyon ruble istedi. 2010 yılında 1 milyon rubleyi alan General Sabanin kalan kısmı ise 20 Haziran'da almayı planlıyordu. Fakat ihbarı alan güvenlik görevlileri Moskova çevresindeki İçişleri Bakanlığı hastanesini basarak zanlıyı suçüstü yakaladı. Sevgili seyirciler, devlet başkanları yoğun programları sırasında zaman zaman zor anlar yaşar. İşte son olarak Amerikan Başkanı Barack Obama tökezledi. Obama koşarak kürsüye çıkmak isterken düşme tehlikesi atlattı. Koşarak kürsüye çıkmak istediği ayağa takılınca düşme tehlikesi geçirdi. Amerika Başkanı Barack Obama 6 Kasım'da yapılacak seçim öncesi Florida'daydı. Konuşma yapmak için kürsünün bulunduğu platforma yöneldi. Tam merdivenleri çıkarken ayağa takıldı, tökezledi. Ellerini yere koyarak son anda düşmekten kurtuldu. Ayağa kalkıp doğruldu. Yaşadığı talihsizliği destekçilerine gülümseyip el sallayarak geçiştirdi. Amerika Başkanı daha dikkatli adımlarla kürsüye gelip konuşmasını yaptı. Başakşehir Belediyesi sünnet çağına gelmiş 1071 çocuğu sünnet ettirdi. Başakşehirli çocuklar doyasıya eğlendi. Oyunlar oynandı, şarkılar söylendi. Başakşehir'de tam 1071 minik düzenlenen sünnet şöleniyle sünnet edildi. 1071 tane çocuğumuz... Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleninde çocuklar doyasıya eğlendi. Bu sene dördüncüsü gerçekleştirilen Başakşehir sünnet şölenine AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili Harun Karaca, Başakşehir İlçe Başkanı Ayhan Özgürel, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin, Haluk Dikbaş, sivil toplum kuruluş temsilcileri, bölge muhtarları ve çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı. Törende yalnızca çocuklarda yoktu heyecan. Aileleri de en az çocuklar kadar heyecanlı ve mutluydu. Sünnetle ilgili çok güzel bir organizasyon yapılmış. Biz de yeni girdik okula, kıyafetlerimizi aldık, sevinçliyiz, heyecanlıyız. Sosyal faaliyetleri çok olumlu buluyorum. Bu konuda bize yardımcı olan, destek veren insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Şölende konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir halkına 2. Yeni Sular Vadisi müjdesini de verdi. Yaptıran... Sünnetimize katılan minikler Başakşehir Belediyesi'nin kendilerine hediye ettiği pantolon, gömlek, pelerin, ayakkabı, taş ve asadan oluşan sünnet kıyafetleriyle şenliğe ayrı bir renk kattı. Sevgili seyirciler, biz Öğle Ajansı'nı burada noktalayacağız. Reklamların ardından spor haberleriyle Harun Şen karşınızda olacak ama haber maratonu sona ermeyecek. Saat 14'te günün içinden de tekrar karşınızda olacak.